Bu küçük çocuk dışarıda bulduğu ne varsa eve getiriyordur. Çocuğun ceplerini karıştıran annesi cebinden bir yılan çıkartır. Korkup hemen yere atar. Çocuk sakince yerden yılanı alır ve dışarı fırlatır. Bu küçük çocuk hiçbir şeyden korkmuyordur. Bir gün dışarıda bir ayı yavrusunu görür ve onu da alıp eve götürmek ister. Ama bu sefer sorun büyüktür. Anne ayı uzaktan onları görünce koşarak çocuğun yanına gelir. Tam o esnada evin köpeği ayıya saldırarak çocuğun yanına gitmesini engeller. Köpek ayının etrafında sürekli hareket ederek zaman kazanıyordur. Böylece diğer aile bireylerinin yetişmesini sağlar. Ayı ortam kalabalıklaşınca geri çekilmek zorunda kalır. Annesi çok korkmuştur ve çocuğu da alıp hemen eve gelir. Ağlayan anne çocuğunun canını yanlarına gelen kahraman köpeğe borçlu olduğunu farkındadır. Ertesi gün aile toprak işleri yaparken küçük çocuk köpeğin sırtına binmiş şekilde yanlarına gelir. Bu durum ailenin çok hoşuna gider. Sonra köpek ve çocuk bir nehrin kenarına giderler. Çocuk balık yakalamak isterken fazla eğilir ve nehre düşer. O sırada köpek nehre atlar ve çocuğun kaçırdığı balığı tek hamlede yakalar. Aile çocuğun elindeki balığı görünce çok şaşırır. Bu küçük çocuk buzağıyı alıp evine götürmek ister. Ama onları izleyen anne ineğin ne kadar kızgın baktığının farkında değildir. İnek bir anda boynuzlarını diker ve çocuğa doğru koşmaya başlar. Gelen ineği gören çocuk panikler ve arkasını dönüp kaçar. Sıcak takip devam ediyordur. Yerdeki taşa takılan çocuk düşer. İnek hızla çocuğun üzerine doğru gelir. Köpek ineğin çocuğa vurmak üzere olduğunu görünce kritik bir atlayış ile ineği devirir. İnek bu gözü kara köpekten korkuyordur. Çocuk tekrardan buzağıyı omzuna alır ve ineğe bakarak götürür. İneği tarlada bir direğe bağlarlar. Çocuk inekten süt almak için yanına gelir. İnek sinir küpüdür ve gelen çocuğu tekmeler. Köpek yavaşça ineğin yanına doğru gelir ve gözlerine tetikler bakışlar atar. Bir süre bakıştıktan sonra inek çaresizce sütünü sağdırmak zorunda kalır. Ertesi gün ikili domuz avlamak için ormana giderler. Yolda domuz izlerine rastlayan çocuk hemen köpeği bulması için komut verir. Köpek havlayarak domuzları bir köşede sıkıştırmayı başarır. Yaban domuzu avlamaya çalışan bu çocuk elindeki iple yakaladığı yaban domuzu tarafından aşağı düşürülür. Çocuk aşağıya düşünce tüm domuzlar ona saldırır. Bacaklarını keskin dişleriyle ısırırlar. Onları gören köpek hemen atılır ve çocuğun yanına gider ve domuzu ısırır. Domuzdan kurtulan çocuk arkasına bile bakmadan kaçmaya başlar. Ayağı kanlar içerisinde kalmıştır. Cebinden çıkarttığı bandajı yaralı ayağına sarar. Köpek cesur bir şekilde domuzları başka bir yöne doğru iter. Köpeğin yanına gelen çocuk onun ciddi bir şekilde yaralandığını görür. Üzerindeki gömleği çıkartıp köpeğin yaralı bölgesine sarar. Çocuk ailesine haber vermek zorundadır. Bu yüzden köpeği güvenli bir yere götürür. Köpek sürünerek ilerideki boşluğa doğru ilerler. Çocuk arkasından boşluğun önünü taşlarla kapatarak orayı daha güvenli hale getirir. Bir süre sonra çocuk annesi ve kardeşini de alıp gelmiştir. Anne köpeğin karnındaki yarığı görür ve iğne iplik yardımıyla o bölgeyi dikmeye başlar. Dinlenmesi için köpeği eve getirirler. Ertesi gün çocuk köpeğin nasıl olduğunu merak edip yanına gider. Ama köpek çok saldırgandır. Çünkü domuzlardan kuduz virüsü kapmıştır. Çocuk hemen durumu annesine anlatınca anne eline bir tüfek alarak köpeğin yanına gider. Anne bunu yapmak zorunda olduklarını söyler. Gözyaşları içindeki çocuk o benim köpeğim ve bunu ben bitireceğim der. Elindeki av tüfeğiyle birer köpeğe ateş eder. Ertesi gün beraber çok sevdikleri köpeklerini gömerler ve etrafını da kayalarla çevirirler. Videoyu ve içeriği beğendiyseniz beni takip etmeyi unutmayın.